Evet değerli uygulamaakademisi.com takipçileri, yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle Microsoft Store üzerinden Microsoft hesabımıza nasıl ödeme yöntemi ekleriz, buna bakacağız. Bu ödeme yöntemi nerelerde gerekiyor? Microsoft üzerinde yaptığımız alışverişlerde dahil, yani Microsoft.com üzerinde yaptığımız alışverişler, işte Skype için işte mesela ücretli sanal numara alabiliyoruz, işte bir ikinci bir numara. Ya da Microsoft Store üzerinden doğrudan işte ücretli olan uygulamaları da satın alabiliyoruz. Bu ödeme yöntemi bunun için gerekli. Şimdi hangi ödeme yöntemi seçenekleri var? Hani neleri destekliyor ya da neler yapmamız gerekiyor? Sizlerle kısaca buna bakacağız. Şimdi öncelikle Microsoft Store'a gideceğiz. Panosu sürükleniyor. Başlat geçiş düğmesi başlat pencere. Sabitlenmiş. Microsoft Store 7/23. Buraya geldikten sonra Microsoft Store. Microsoft Store pencere. Beş öneri. şimdi burada tabla gidiyorum. Kullanıcı profili düğmesi. Kullanıcı profili dediği yere enter yapıp Ömer Göktaş olarak oturum açıldı. E-posta adres hesabı ve cihazları yönetme 2/5. hesabı ve cihazları yönetme, Ödeme yöntemleri 3/5. ödeme yöntemleri, Kodu veya hediye kartlarını kullan 4/5. kodu veya hediye kartlarını kullan. Ayarlar 5/5. Burada da ayarlar var. Bizim işimiz ödeme yöntemleriyle. Kodu ödeme yöntemleri 3. Ödeme yöntemleri dediğimiz anda bizi varsayılan tarayıcımız hangisi ise, Microsoft Edge ise oraya atıyor ya da Google Chrome ise doğrudan Chrome'a gönderiyor bizi. Düğmesi. Kullanıcı profili düğmesi. Enter yaptım. Bir süre burada bekleyeceğim. Hemen alt tab yapıp Ox 29. Yeniden yönlendiriyor. Google Chrome sütunu 3/3. gördüğünüz gibi yeniden yönlendiriyor diyor. Meşgul. HTTPS. Account.microsoft.com. Evet ve geldi. A0 ile 5 ne yeme 0. Bekliyorum biraz daha. Boş. Sekme arama menü düğmesi al. İçerik bilgisi sınırı mini Microsoft kurumsal. Şimdi Liste dışı düğmesi ana içeriği atla. İleride yazı alanı yok. söylemek istediğim şu. Eğer siz Chrome üzerinde Microsoft hesabınızda oturum açmadıysanız, siz de burada oturum açmanızı isteyecek. Ve Microsoft hesabınızda girili olan, yani Microsoft Store'da kayıtlı olan e-posta ve parolayla girdikten sonra benim geldiğim bölüme gelebilirsiniz. Şimdi aşağı yön tuşlarıyla iniyorum. Menü sınır düğmesi kapalı iletişim kutusu aç link Microsoft hesabı. Bağlan menüsü menü çubuğu menü ögesi bilgileriniz. Menü ögesi gizlilik. Menü ögesi güvenlik. Menü ögesi kapalı ödeme ve faturalandırma. Menü ögesi hizmetler ve abonelikler. Menü ögesi daha fazla. Menü çubuğu dışı düğmesi kapalı yardım. Düğmesi kapalı Ömer Göktaş için hesap yöneticisi. Ana sınır ini başlık seviye 1 ödemelerinizi yönetin. Evet. İniyorum buradan. Grafik Microsoft logo. Microsoft hesabı bakiyesi 0.00. Microsoft hesap bakiyesi 0. Yani işte bir hediye kodu ya da Microsoft kodu alırsanız, nasıl Google Play kodu aldığımızda işte Google Play bakiyesi olarak gözüküyorsa, burada da bu şekilde gözükecek. Devam ediyorum. Düğmesi yönet. Başlık seviye 2 bildirimler. Bildirim yok. Bildirim yok. Yani herhangi bir ödeme reddedildiyse ya da herhangi bir ödeme yapıldıysa Microsoft Store üstünden ya da işte Microsoft hesabınızdan, onların bildirimlerini buradan görebilirsiniz. Ya da herhangi bir sıkıntılı işte ödeme ile ilgili bir problem olduğunda vesaire. Başlık seviye 2 işlemler. İşlemler aynı şekilde yaptığınız harcamaları buradan görebilirsiniz ve buradan yönetebilirsiniz. Son 60 gün. Son 60 gün diyor zaten burada. Banka ekstrenizdeki bir ücret tanıdık gelmiyor mu? Banka ekstrenizdeki bir ücret tanıdık gelmiyor mu diye bir seçenek var burada. Düğmesi araştır. Düğmesi araştır diyor mesela. Tablo bir satır ve bir sütun satır bir sütun bir işlem yok. Tablo dışı başlık seviye 2 ödeme yöntemleri. Ödeme yöntemleri diyor. Düğmesi yeni bir ödeme yöntemi ekleyin. Yeni bir ödeme yöntemi ekle diyeceğiz. Şimdi burada hangi seçenekler var ona bakacağız. Ödeme yönteminizi seçin iletişim kutusu. Şuradaki satın alma işlemleri için Türkiye seçin kutusu Türkiye kapalı liste açar. Ülke Türkiye zaten. Bir ödeme yöntemi seçin. Kredi kartı veya atmosfer kartı düğmesi. Kredi kartı veya atmosfer kartı, yani ön ödemeli kart. Düğmesi cep telefonu. Düğmesi cep telefonu, yani mobil ödeme. Geçenlerde de konuşuldu bu olay. İşte Google Play ile ilgili konuşmuştuk. Arkadaşlar, mobil ödemeyi tavsiye etmiyorum. Çünkü ayda yılda bir kullanıyoruz ve mesela Vodafone için konuşayım ben bunu. En son bildiğimi söylüyorum yalnız. Eğer değiştiyse bilemem. Mesela 3 ayda bir 11 lira alıyor. Ya siz bunu kullanmıyorsunuz mesela uzun zaman bir süre. Tutuyorsunuz bir harcama yapıyorsunuz ve o 11 lirayı da sizden kesiyor. Ben mobil ödemeyi kullanmıyorum şahsen. Genelde elektronik para kuruluşlarının kartlarını ya da doğrudan kredi kartı kullanıyorum vesaire. Şimdi cep telefonunda hangi operatörler var? Bir ona bakalım. Düğmesi cep telefonu. Düğmesi 1, düğmesi cep telefonu. İletişim kutusu ödeme yöntemi mobil telefon ekleyin iletişim kutusu. Cep telefonu operatörünüzü seçin seçin kutusu. Seç kapalı gerekli liste açar. Uyarı cep telefonu operatörü gerekli bir alandır. Cep telefonu Seçelim. telefon numaranız yazılı Şimdi burayı nasıl alanı gerekli. yapacağım? Cep telefonu operatörünüzü seçin seçin kutusu. Buraya enter yapacağım. Cep telefonu operatör seç seçili değil 1/2. Türkcell 2/2. Evet, sadece Turkcell'i destekliyor arkadaşlar. Yani Vodafone veya Türk Telekom'u kullanamazsınız. Şimdi buradan çıkacağım. Cep telefonu operatör Bizim işimiz kart eklemekle. Biz kart ekleyeceğiz. liste Türkcell.
Cep telefonu hop liste telefon numara yazı alanı geri şunu seçtiğinizde ileri. Telefonun ileri şu yazı alanı telefon liste Türk. Cep telefonu hop cep telefonu operatörünü. Bir Cep saniye. telefonu operatörünü. Şuradan bir geri çıkayım. Telefon numara gizlilik bildirimi iptal düğmesi. İptal İletişim kutusu diyorsa. bir mobil telefon. Ha, iptal deyip. Tablo işlem yok satır. Yeni bir ödeme yöntemi ekleyin düğmesi. Yeni Ödeme bir yönteminizi. ödeme yöntemi ekle. Bir ödeme yöntemi seçin. Düğmesi cep telefonu. Kredi kartı veya banka kartı diyorum. Düğmesi bir ödeme yöntemi seçin. Kredi kartı veya atmosfer kartı. İletişim Seçtim. kutusu ödeme yönteminizi seçin. Şimdi. Kredi veya atmosfer kartı ekleyin. Otomatik doldurma liste açık. Mastercard Ömer Göktaş Official Mastercard 2454 1. Çok güzel. Benim burada kartımı direkt gördü. Bu olay da çok iyi oldu. Microsoft Tamam. Account. Doldurduk. Aşağıdaki kartları kabul ediyoruz. Grafik Visa. Aşağıdaki kartları kabul ediyoruz diyor. Visa'yı kabul ediyor. Grafik American Express. American Express. Grafik Mastercard. Master. Required. Kart sahibinin adı. Ve birkaç tane kart çeşidi var. Yazı alanı alt menü gerekli otomatik tamamla. Ömer Göktaş. Ömer, Yazıyorum. Ömer, Göktaş, şey. Göktaş. Kart numarası, yazı alanı gerekli. Son kul, ayı. Sona erme ayı seçim kutusu kapalı gerekli liste açar. Şimdi buradan. Son kul, yazı alanı, kart numarası, yazı alanı. Kart numarası, otomatik doldurma liste açık. Mastercard 2454. Microsoft Form dolduruldu. Microsoft Account ödemesi aşağıdaki Evet. kartları kabul ediyoruz. Kart sahibinin adı yazı alanı alt menü. Kart numara, yazı alanı alt menü gerekli otomatik tamamla. Son kul, ayı. Sona erme ayı seçim kutusu kapalı gerekli liste açar. Niye seçtirmiyor bunu bu? Bir dakika. Son kul, yazı alanı alt menü gerekli. Kart numara, otomatik do, Visa Visa do, Mastercard 6200 Aralık. Microsoft uyarı kart numarasında boşluklara izin verilmez. Microsoft Account. Evet. Şimdi arkadaşlar, kart numarasında boşluklara izin verilmez diyor. Son kul. Ayı. Sona erme ayı seç. Son kul. Kart numarası. Yazı alanı alt menü gerekli geçersiz girişi otomatik tamamla. Şimdi ben gideceğim, kart numaramı alacağım. Tabii bu bölümleri keseceğim. Şimdi bize ne demişti az önce? Kart numarasının arasında boşluk olmayacak dedi. Ben kart numaramı aldım, geldim. Şimdi hızlıca. Baş. Kart sahibinin adı yazı alanı alt menü gerekli otomatik tamamla Ömer Göktaş. Tamam, isim soyisim yazıyor zaten. Kart numarası yazı alanı. Kart Kart numaranızı girin. numaramı hızlıca yapıştırdım. Boş, boş, 4, 5, 4, boş, boş. Evet, yapıştırdım. Son kul. Yazı alanı alt menü gerekli otomatik tamamla 519. Tamam, yapıştırdık, okumasın. Şimdi son kullanma tarihinde şöyle bir olay var. Son kul. Sona erme ayı seçim kutusu kapalı gerekli liste açar. Şimdi bunu boşlukla açıyoruz. Sona erme ayı seçim kutusu kapalı gerekli liste açar. Buraya enter yaptığımız anda Son kul. Ayı liste. 01 seçili değil. 0, 03 seçili değil. 03 Kredi veya atmosfer kartı ekleyin. Boş. 03 mesela benimki. Sona erme yıl seçim kutusu 100 yıl kapalı gerekli liste açar. Buradan yılı Son kul. seçeceğim. Yıl 24, 25, 26, 27 seçili. 28 boş. Evet, Kredi veya 28 atmosfer. seçtim. Son kul. Yılı. Sona erme yıl seçim kutusu kapalı gerekli liste açar 03. Gördüğünüz gibi seçmiş bakın. Son kul. Sona erme yıl seçim kutusu kapalı gerekli liste açar 28. Evet, şunu da kapatayım. İleride ikinci seviyede başlık yok. Numara kilidi kapalı. Yazılan karakterleri seslendir. Kapalı. CVC'yi yazacağım. CVV yazı alanı gerekli. CVV yazı alanı gerekirse. Boş. Numara kilidi açık. Tamam. Bunu da yazdık. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Adres satır 1. Yazı alanı gerekli. Burası gerekli. Adresi mecbur yazacaksınız. Adres Şimdi satır 1 otomatik tamamla. yazıyorum. Kayırlar. Şunu da Numara kilidi kapalı. kapatayım. Yazılan sözcükleri seslendir. Kapalı. Se, o, ke, boş, boş, ke, boş. Boş. Soka. Boş. Boş. Kek. Boş. Kek. Boş. Boş. Numara kilidi açık. Kek. A. Adres satır 1. Yazı alanı gerekli kayırlar yazım hatası Malesi kayırlar sokak. Tamam. Adresi yazdık. Adres satır 2. Yazı alanı. Adres satır 2. İsteğe bağlı. Adres 2 isteğe bağlı. Bunu yazmayacaksınız. Yazı alanı şehir. Yazı alanı gerekli. Şehir Şehir yazı alanı gerekli. gerekli. Bunu da yazıyorum. İl posta kodu. İl isteğe bağlı. Seçim kutusu kapalı gerekli liste açar. İl. Yazı alanı alt menü gerekli otomatik tamam. İl. İl isteğe bağlı. İl isteğe bağlı. Seçim. Açayım şu listeyi. İl liste. Bitlis seçili. Bolu seçili değil. Tamam, buradan seçebilirsiniz ya. Şehri yazmanıza gerek Bitlis yok. seçili. Bingöl seçili. Bilecik seçili. Balıkesir 1/7. Boş. Tamam, seçtik. Kredi boş. Devam ediyorum. Posta kodu. İl. Yazı alanı alt menü gerekli otomatik tamamla Balıkesir. Tamam. Ya ili de seçebilirsiniz ama şehir gerekli. Oraya da yazın yine de. İl isteğe bağlı. Posta kodu. Yazı alanı gerekli. Posta kodu da gerekli. Posta kodu yazı alanı gerekli boş. Numara kilidi kapalı. Numara kilidi açık. Otomatik tamamla. Tamam, bunu da yazdık.
Ülke bölge. Ülke bölge seçim kutusu geçersiz kapalı gerekli liste açar Türkiye. Ülke bölge zaten Türkiye olarak geliyor. Bu ödeme seçeneği hesabınıza kaydedilir. Bu ödeme seçeneği hesabınıza kaydedilir. Microsoft gizliliğiniz link gizlilik bildirimi. Düğmesi geri. Düğmesi kaydet. Kaydet diyorum. Bakalım ne diyecek bize kendisi. Düğmesi kaydet. Düğmesi geri. İletim uyarı 2454 ile biten Mastercard kartınız hesabınıza eklendi. Evet. Duyduğunuz gibi 2454 ile biten başarılı. Master kartım Başarılı. şu an Başarılı. ödeme yöntemi olarak Başarılı iletişim kutusu. eklendi. Kapat düğmesi. Kapat diyorum. Kapat düğmesi. Düğmesi yana içeriye at. Bakıyorum tekrar ödeme yöntemlerine. İleride başlık yok. İçerik bilgisi link graf link 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 bize ulaş link geri bil link çerezleri yönet. Liste. Ana sınırın ödemeli grafik Microsoft hesabı bak grafik Microsoft logo. Mikro düğme başlık sevi bildirim yok. Başlık sohbet tablo dışı başlık sevi düğmesi yeni bir ödeme yok. Bağlı abonelik sipariş düğmesi son 4 rakam düğmesi son 4 rakam 2454 ile biten Mastercard kartınızı görüntüleyin veya düzenleyin. Arkadaşlar bu şekilde ödeme yöntemi ekleyip Microsoft Store üzerinden doğrudan uygulama satın alıp ya da abonelerinizde ödeme yönteminizi kullanabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Panosu. Microsoft seviye bir giriş bir bölüm. Microsoft 29 kontrol kaydı durduru.